Merhaba değerli izleyiciler. Ben Mehmet. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Metro'yu YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir odak yayınla karşınızdayım. Adana'dan bahsedeceğim. Adana Metrosu'nun ikinci etabı ile ilgili beklenen onay geldi. Bildiğiniz gibi mevcutta Akıncılar Hastane arasında bir metro işletmesi var. Şehrin kuzey batısına doğru gidiyor. Bir de Akıncılar'dan yine stadyuma gidebilecek bir hat var. Hattın detaylarını aktaracağım. Resmi gazetede yayınlanan bir yatırım programı var biliyorsunuz. Yürürlüğe girdi. Bu gazetede ekrana aktardım. Adana Metrosu ile ilgili bölümü görüyorsunuz. Akıncılar Stadyum Hafif Raylı Sistem Hattı diye 2024-06 koduyla girmiş. 42 adet araç ve 10.2 kilometre inşaat ve elektrometre şeklinde bir planlama yapılmış. Toplam maliyeti 11.181.787.000 TL olarak öngörülmüş. Bunun 7.828.000.000'u inşaat, 3.353.000.000'u ise 42 adet araç alımı olarak gözüküyor. 2024-26 şeklinde planlama yapılmış. Bu sene bütçesinde 1.111.115.000 TL'lik bir ödenek ayrılmış. Yani yaklaşık %10'u ayrılmış durumda. 9 milyonluk kısım ise 2025-26 dönemlerinde ayrılacak muhtemelen. Araçlar için bu sene herhangi bir bütçe yok çünkü inşaat başladıktan 200 sene sonra planlanabiliyor. Dolayısıyla artık buna finansman kredi arayışlarında önü açılmış oldu. Kredi finansman bulunursa Büyükşehir Belediyesi bunun ihalesini bu sene yapabilir. Zaten ihale aşamaları en az 6 ay 1 sene sürüyor. Demek ki yıl içerisinde ihaleler sözleşmeler yapılıp en kısa zamanda yapımına başlanması hedefleniyor diyebiliriz. Biraz da projenin detaylarından bahsedelim. Bu projenin bir chat tanıtım dosyası var. O dosyayı ekrana aktardım. Oradan bilgileri nerelerden geçtiğini hep birlikte bakalım. Görseller eşliğinde sevgili dostlar. Yüreğimiz Sarıçam ilçelerinden geçiyormuş. Buna ilgili bilgilendirme var. Projeyle ilgili teknik bilgiler. 10 sene önce tabii bu hazırlandı, güncellendi, revize oldu ve onaya sunuldu. Ulaştırma Altyapı ve Strateji Bütçe Başkanlığı bunun onayını verdi. Önünde herhangi bir engel kalmadı. Dolayısıyla projenin artık ilerlemesi bekleniyor. Akdeniz bölgesinin Antalya'dan sonra ikinci kent çırağı sistem hattı olacak. Bir de Mersin var. 3 olmuş olacak. Adana metrosu ikinci etap. Tabii hafif raylı sistem, ağır metro şeklinde değil de hafif raylı sistem yolcu taşıma kapasitelerinde ekrana gelecek birazdan. Projenin tanıtımı, istasyonları ile ilgili bilgiler gelecek. Yaklaşık 223 sayfalık bir doküman. Burada bütün planlar mevcut. Ekrana projenin tanıtımını görüyorsunuz. Diyor ki koridor Akıncılar, Kozlan Caddesi, Ege Bağatur Bulvarı, Manolya Caddesi, Yasemin ve Yıldız Caddeleri, TOKİ konutları, Fevzi Çakmak Büyük Yerleşkesi, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Tarım Alanı Bölgesi ve Balcalı Hastanesi üzerinde yer almaktadır, diyor. İkinci etap ise hastane istasyonu, Akıncılar istasyonu arasındaki mevcut hattın kuzeydoğu istikametinde Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi ve planlanan stadyum bölgesine kadar uzatılması gerekiyor, diyor. Şöyle bir harita yayınlanmış. Tabii bu hattın doğu-batı ekseninde birleşmesi için de arada bir proje daha var. O da üçüncü etap olarak görülebilir. 13 adet istasyon 13.5 kilometre, 7 adet istasyon 10.3 kilometre. Dolayısıyla 24 kilometreye çıkmış olacak iki projenin toplamı. Stadyum önünde son bulmaktadır, diyor. Akıncılar istasyonu kuyruk hattından başlıyor, diyor. Balcılar Hastanesi'ne gidecek yapım planlanan stadyumun Viyadük'te son bulmasından dolayı, diyor. Viyadük'te başlayacak. Akıncılar ve TOKİ Hastanesi arasındaki 2.6 kilometre kısım Viyadük olarak geçilecek, diyor. Sonra hemzemin devam edecek. 8 kilometreden sonra, diyor, aç kapıya girecek ve stadyum hemzemi olacak. Genelde cadde üstünden gideceğini söylüyor. Akıncılar Kozan Caddesi'nin dar olması değil de Kozan Caddesi ekseninde Viyadük'te devam etmesi öngörülüyor diye bilgi verilmiş. DSİ kanalına V şeklinde geçmektedir diye bilgiler var. Burada fotoğraflar eşliğinde Adana'yı bilenler
daha iyi yorumlayacaklardır. Görseller üzerinde anlatılmış sevgili dostlar. İşletme esaslarıyla ilgili de bazı tablolar verilmiş. 7,5 dakikada bir sefer olacakmış. Sonra 6,7, 4,6 dakika. Sonra 15.000 yolcu taşıma kapasitesi olacakmış. Çift hatlı olacak. Balastlı ray tipi var. Hat üstü açıklı 1435. Raylar S49. 10,3 km. Peron boyu 85 metre. Peron yüksekliği 86. Peron tipi orta kenar. Toplamda 85 dakika sürecekmiş. Gidiş geliş. İstasyonlarda 30 saniye duruyor. Maksimum işletme hızı 65 km/s. Ticari işletme 35 km/s. Araç için 3 tane yedekli araç olacakmış. Minimum işletme sefer 4,6 dakika diyor. Rail sistem araçları 27 metre uzunluğunda, genişliği 2,65. Bir kişi yolcu toplam kapasitesi 311 adet. Katener 750 VDC olarak planlanmış. İstasyonlar Anadolu Lisesi, Hastane, Huzureli, Mavi Bulvar, Yeşilyurt, Fatih, Vilayet, İstiklal, Kocavezir, Hürriyet, Cumhuriyet, Akıncılar. Bunlardan Hastane ve Anadolu Lisesi Açkapa, Hemzemin olanlar Huzureli, Mavi Bulvar, Yeşilyurt, Viyadük olanlar Fatih, Açkapa olanlar yine Vilayet, İstiklal, Kocavezir, Hürriyet, Cumhuriyet, Akıncılar. Ağırlıklı Viyadük olarak planlanmış. Tahsilli Viyadük, TOKİ Hastanesi, PTT Evleri, TOKİ Konutları, Tek Doken Kurtlar, Hemzemin, Balcılı, Açkapa, Su İstasyonu, Hemzemin şeklinde görülmüş. Sevgili dostlar, peron genişliği 10,4 ve 9,2, peron tipi de orta peron şeklinde düzenlenmiş. İstasyonlarla ilgili konumları da raporda görüyoruz. Köprülerle ilgili bilgiler, sulama kanalı geçişi, Ege Bağatur Bulvarı geçişi, Demiroğlu geçişi, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı geçişi, Adana Gaziantep Otoyolu geçişi, sulama kanalı geçişi, Yeşil Bulvar, Kız Yolu, Ulaşım Yolu geçişi gibi yollar var. Tünellerle ilgili, Açkapa bölgeleriyle ilgili bilgiler var. Asgari yatay kod yarı çapı 350 metre gibi teknik detaylar var. Şantiyelerle ilgili bilgiler de verilmiş. Tramvay araçları, rally sistem araçları bu şekilde muhtemelen yerli araçlar olabilir. İhale sonucuna göre önlük kesit. Viyadüklerle ilgili bilgiler, Hemzemin, Açkapa rally taşıma sistemi, şantiye sahası, bunlarla ilgili bilgileri ekranda görüyorsunuz. Tabii çok uzun detay, yayınlarda sırası geldikçe bunlardan bahsederiz. Benim özellikle Adana Rally Sistem 2. etap projesiyle ilgili aktaracaklarım bu şekilde. Abone olalım, bildirimleri açalım, like atalım. Projeyle ilgili yorumlarınızı da bekliyorum. İyi çalışmalar diliyorum, hoşça kalın.